Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve'lemu bilin ki enma ganimtum, muhakkak ki ganimetler, min şeyin, ganimetlerden elde ettiğiniz şeyler, fe inne lillahi, muhakkak ki onlar Allah'adır. Humsuhu, beşte biri Allah'adır derken arkadaşlar, Allah kimse, hani mala mülke ihtiyacı yok. Allah yolunda harcanmak üzeredir. Veli Resulü, peygamberin yapacağı İslami çalışmalarda Allah ve Resulüne aittir. Velidil gurbe, akraba, Hazreti Peygamberin akrabalarına aittir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları asla zekat kabul etmezler. Ama ganimetlerden beşte birini onlara alırlar. Bu da aklınızda bilgi olarak kalsın. Vel yetame, yetimleredir. Vel mesakini, miskinlere ve binis sebil, yolcularadır. Yani yolcu oğlu, yolculardır. İn kuntum, eğer idiyseniz, amentum billahi, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler iseniz, ve ma enzelna ala abdina, biz indirdik ala abdina, kulumuza, yevmel furkani, Bedir Savaşı'nda, yevmel tekal cem'an, o iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimiz, işte o hakkı batıla ayrılan bir savaştır Bedir Savaşı. Hak taraftarları, batıl taraftarlarını, Furkan hakkı batıldan ayıran demektir. Vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadir ve gücü yetendir. İz entum, hani hatırlayın ki siz idiniz, bil udveti dünya, dünya tarafındaydınız, Medine tarafında. Yani udveti dünya, daha aşağı, dün demek arkadaşlar, daha aşağı demek. Dünya da cennetten aşağıda olan yer anlamına geldiği için dünya diyoruz. Udveti dünya, burası aşağı taraf, Medine tarafındaydınız el Müslümanlar Bedir Savaşı'nda. Ve hum, onlar yani müşrikler, bil udvetil kusva, uzak taraftaydılar. Ve rekbu, kervan da, esfele minkum, sizden daha aşağıda bir yerdeydiler. Deniz kenarında, o Kızıldeniz'in kenarında bir taraftaydılar. Şimdi Allah Celle Celaluhu o Bedir Savaşı'nın sınırlarını koyuyor. Velev tevaattum, siz sözleşmiş olsaydınız eğer, lahteleftum, ihtilafa düşerdiniz, fil miadi, o savaşın konusunda, savaşın zamanı konusunda, yeri konusunda bir sözleşme yapsaydınız, yani siz planlasaydınız bu savaşı, bir ihtilafa düşerdiniz. Derdiniz ki falanca saatte saldıralım, falanca yerde duralım. Müslümanlar böyle bir şey olduğu zaman hem iyi, ama Allah planladı o planı. Sizi oraya yerleştirdi. O kervan oradaydı. Müşrik düşmanları oradaydı. Allah sizi melekleriyle destekledi, yağmurla destekledi. Geçmiş dersimizde bunları anlatmıştır. Velakin fakat Allah liyakziyallahu, Allah gerekli olanı, emri yerine getirdi. Emren, emri, işi, kâne mef'ûlâ, gerekli olacak olan emri yerine getirdi. Yani o savaşı sizin için planladı. Liyehleke, niçin yaptı bunu? Helak olan, men heleke, helak olması için, an beyinetin, açık bir delille helak olsun için. Yani kafir kafir ortaya çıksın, müşrik müşrik ortaya çıksın, münafık münafık ortaya çıksın, Müslüman da Müslüman ortaya çıksın. Saflar belli olsun. Ve Yahya, yaşayan da, men hayye, yani savaşı kazanıp da hayatta kalanlar ise, men hayye an beyine, açık bir delille yaşamaya devam etsin için. Ve inna Allah, muhakkak ki Allah Celle Celaluhu lesemi'un, işitendir, alimun, ve her şeyi bilendir. İz yurikumullahu, Allah, hatırla ki Allah size göstermişti, fi menamike, uykunuzda, galila, pek az göstermişti. Arkadaşlar, Müslümanlara olan bir yardımı, Bedir Savaşı'nda Allah'ın Müslümanlara olan bir yardımı da, o uyku gelmişti ya eski derslerimizde, ayetlerde Müslümanlara uyku vererek yardım etmişti. Ve o uyku hallerinde Müslümanlar kafirlerin sayılarını az görüyorlardı. Az görünce cesaret alıyordu. Yani bakın, yardımın bir çeşidi de böyle. Yani karşı tarafı az görüyor, bu sefer diyor ki biz bunları yeneriz. Velev erakehum kesiran, eğer onları size çok gösterseydi, lefeşintum, çekinirdiniz, vele tenazatum, münakaşa ederdiniz, fil emri, bu savaş konusunda,
Yani yapalım mı, savaş edelim mi, etmeyelim mi diye çekinirdiniz ve münakaşaya girerdiniz. Velakin Allahu sellem, Allah bu durumdan sizi kurtardı. İnnehu alimun, muhakkak ki Allah bilir, bidati sudur. Allah kalplerde geçen niyetlerin hepsini bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Ve yurikumuhum, eğer ki onlar gene size gösterdiği zaman Allah, izel takaytum, karşılaştığınız zaman fi ayunikum, gözlerinizle galilen, gözlerinizle az gösteriyor ve yukalilikum, sizi de onları gözünde fi ayunihim liyagziyallahu emran, Allah sizi de onlara az gösteriyor, onlar da arkadaşlar sizi az görmekle savaştan kaçmıyorlar. Yani Müslümanlar bir avuç, bir gidip bunları şey yapalım ama sonra şeytanın gördüğü, geçen bir ayette okudum, gelecek o ayet. Şeytan bir bakıyor ki, hani bu müşrikleri gaza getirmişti, ben sizin arkanızdayım, sizi destekliyorum. Bir bakıyor ki Allah meleklerini göndermiş, dönüyor arkasını, kaçıyor. Emren kâne mef'ûle, olacak işi gerçekleştirmek için. Ve ilallâhi turca'ul umur, bütün işler Allah'a dönecektir. Yani bütün ameller Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Ya yüllezîne âmenû, ey iman edenler, izâ lakîtum, karşılaştığınız zaman fiyeten, bir toplulukla, hani düşmanla karşılaştığınız zaman, fesbütû, sabit olun. Ayağınızı dikin böyle. Kaçmayın, gerisin geriye kaçmayın. Vezkurullah. Hani askerler Allahu Ekber, Allah Allah derler ya, tekbir getirirler askerler. İşte vezkurullah, bu ayeti kerimeye göre askerin zikri bu ayeti kesiran, çok zikredin. Allah 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 Allah, eskiden ordular nasıl giderdi? Allah Allah diye. İşte Allah'ın emriyle. Lealleküm tuflihun, umulur ki kurtuluşa eresiniz. Ve yati'ullah ve resulehu, Allah'a ve resulüne itaat edin. Ve la tenazi'u, ey Müslümanlar çekişmeyin. Fetefşelû, kapılırsınız, korkuya kapılırsınız. Ve tezhebe rihukum, gücünüz gider. Rih, rüzgar anlamında arkadaşlar. Bakın Allah enerjiyi nasıl gösteriyor? Rüzgar enerjisi var değil mi? Elektrik üretiyor. Şimdi büyük pervaneler var. Allah onu güç olarak söylüyor. Gücünüz gider. Rüzgar güçtür, enerjidir. Vesbiru, sabredin. İnnallaha ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani ey Müslümanlar, birbirinizle çekişirseniz, kavga ederseniz, münakaşa ederseniz, birbirinize gücünüzü harcarsınız. Kafirler de sizi çok kolay lokma olarak yer. وَلَا تَكُونُوا, sakın olmayın, كَلَّذ۪ينَ, o kimseler ki, بِخَرَجُوا, çıkan, مِنْ دِيَارِهِمْ, diyarlarından, beldelerinden çıkan kafirler gibi olmayın, بَتَرَانْ, gösterişle çıktılar. Müşrikler Mekke'den öyle bir çıkış çıktılar ki, danslar, halaylar, ondan sonra yani biz bugün ordumuz, önümüze kim gelse ezer geçeriz. Veri'a ennâsi, insanlara gösteriş için. Yani müşrik ordusu Mekke'den çıkarken öyle bir gösterişle çıktılar ki ve yesuddûne en sebilillah, insanları da Allah'ın yolundan alıkoyarak çıktılar. Vallahu bimâ ya'mülûne muhit, Allah bilakis Allah onları çepeçevre kuşatmıştı. Farkında değillerdi. Onlar zannediyor ki biz en güçlüyüz. Ve iz zeyyene lehum şeytan, şeytan onlara gösterdi. Neyi gösterdi? A'maluhum, amellerini süslü gösterdi. Zeyyene, süslemek. Zinet diyoruz ya, zinet, süslenmek. Şeytan da onların yaptığı işleri kendilerine ne yaptı? Süslü gösterdi. Ve gale, dediler ki, la galibe lekumul yevm, bugün bizi galip gelecek hiç kimse yok. Bizim üzerimize galip gelecek kimse yok. Minen nasi, insanlardan. Ve inni carulleküm. Ha, şeytan diyor bunu. Şeytan müşriklere söylüyor. Diyor ki bugün sizin üzerinize galip gelecek hiçbir şey yok. Ben de sizin carınızım. Car komşu demek. Yani sizi destekliyorum, arkanızdayım. Siz yürüyün diye şeytan gaz veriyor. Felemme teraetil fiyetani. Ne zaman ki iki orduyu görünce şeytan, ne kesa ala akbeyi, arkasını döndü, bozuldu, kaçtı. Niye kaçtı acaba şeytan? Neden korktu? Çünkü melekleri gördü. Melekleri görünce de anladı ki Allah mümin ordularına melekle yardım ediyor. Müşrikler darmadağın olacak, bunu anladı.
döndü, arkasını kaçtı. Ve kâle, dedi ki, inni beri'un minkum, ben sizden uzağım. Arkadaşlar, şeytan insan oğluna da aynısını yapacak. Dünyada onu kandırıyor, kandırıyor. Diyor ki, her yere ben seni çağırıyorum, geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Kıyamet gününde de diyecek ki, benim sana bir şeyim yoktu ki, arkadaşlığım yoktu, dostluğum yoktu. Ben seni çağırıyordum, sen bana geliyordun. Şimdi ben senden uzağım diyecek. Yani satacak insanı. Orada satacak. Niye? Çünkü Allah'tan öyle izin istedi. Dedi ki, bak bana izin ver ya Rabbi. Ben kıyamete kadar senin insanlarını senin yolundan alıkoyacağım. Allah da ona izin verdi. Şimdi kıyamette de o manzarayla karşılaştığı zaman diyecek ki, ben size bir etkim yoktu ki, ben size bir şey demiyordum ki, siz nereye çağırsam geliyordunuz diyecek. Allah bizleri muhafaza eylesin. Ve kâle inni beri'un minkum, ben sizden uzağım, inni ara, ben görüyorum, mâ lâ teravne, sizin görmediğinizi ben görüyorum. Bunu müşriklere söylüyor. İnni ahâfullah, şeytan ne diyor? Ben Allah'tan korkarım diyor. Bak, şeytan bile biliyor işi. Vallahu şedîdül ikâb, Allah'ın cezalandırılması çok şiddetlidir. İz yekûlül münafikûne, hani o gün münafıklar şöyle dediler, vellezîne fî kulûbihim merâzun, o münafıklardan kasıt kalplerinde hastalık olan, kalplerinde maraz olan, hastalık olan münafıklar şöyle dedi. Garra haulay dinuhum. Onları dinleri, hani o içlerinde bulundukları bozuk dinleri aldattı o münafıkları. Ve men yetevekkel alallah, kim Allah'a dayanıp güvenirse, fe innallaha, muhakkak ki bilsin ki Allah azizun, mutlak galiptir, hakimdir, hikmet sahibidir. Velev tera, bir görsen, iz yeteveffellezine keferu, iz yeteveffellezine keferu, o kafirlerin canları alınırken bir görsen onları sen, ah, Allah cümlemizi muhafaza eylesin, Allah bizi mümin olmaktan uzak etmesin. El melaiketu, o azap melekleriyle alacak Allah onların canlarını. Yazribune vucuhum, yüzlerine vura vura alacak. Ve edbaruhum, arkalarına vura vura canlarını alacak. Günü bir görsen, ve zûku, denilecek ki onlara, tadın azâbel harîk, yakıcı azabı tadın denilecek. Bu niçin? Zâlike bimâ kaddemet eydîküm, Allah onları azap etmeyecek. Bimâ kaddemet eydîküm, ellerinin yaptıklarından dolayı, elleriyle kazandıklarından dolayı bu böyle olacak. Allah durup durup onları azap etmeyecek. Kendileri ne kazanmışsa, azabı kazanmışsa azaptan dolayı. Ve ennallaha, muhakkak ki Allah, leyse bi zallamin lil abid, Allah kullarına asla zulmedici değildir. Allah kimseye zulmetmez. Kul kendi kazandığının cezasını görecek. Kede bi ali firavun, bunların durumu Firavun ailesinin durumu gibidir. Vellezine min kablihim, ve daha öncekilerin durumu gibi, gidişatı gibidir o kafirlerin durumu. Kefru bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Fe ahazahumullah, Allah onları yakalamıştı. Bi zunubihim, neden dolayı? Zünüplerinden, yani günahlarından dolayı. İnnallaha, muhakkak ki Allah gaviyyun, çok güçlüdür. Şedidül ikab, cezalandırması çok şiddetlidir. Çok şiddetli cezalandırır buyurur. Zalike, bu bi ennallaha, muhakkak ki Allah, bakın şimdi bir kavime geliyor, bu ayet çok önemli. Hadi toplumda hayatı, siyaseti, toplumun gidişatını. Şimdi insanlar diyor ki, gidişat çok kötü diyor, değişmemiz lazım, eskiden şöyleydi böyleydi. Bak, Allah bir kavmi kendi kendini değiştirmediği sürece Allah o kavmi değiştirmez. İnsanlar kendilerini değiştirecek. Hani ya gençler şöyle oldu, biz kendimizden başlayacağız, çoluğumuzdan çocuğumuzdan başlayacağız, değişeceğiz, Allah da o toplumu değiştirecek. ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ, muhakkak ki Allah, لَمْ يَكُلْ مُغَيْرًا, değiştirmez nimeten, bir nimetini değiştirmez, اَنْعَمَهَا, nimetlendirdiği. Allah bir topluma nimetini asla kaldırmaz. عَلَى قَوْمٍ, bir kavme ki, حَتَّى يُغَيِّرُوا, değiştirmeyince, ma bi enfusim, kendilerini değiştirmedikleri sürece Allah onları değiştirmez. Toplum düzgün giderse Allah onları düzgün yolda devam ettirir. Toplum eğer düzgün ahlaktan ayrılır da ahlaksızlığı tercih ederse Allah da onları ahlaksızlığa çevirir. Ve ennallaha semiyun alim, Allah işiten ve bilendir.
كَدَعْبِ آلِ فِرْعَوْنَ Bu durum Firavun ailesinin durumu gibidir, gidişatı gibidir. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekilerin durumu gibidir. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, yalan saydılar. فَاَحْلَكْنَاهُمْ Allah onları, biz onları helak etmiştik. بِذُنُوبِهِمْ Günahlarından dolayı ve اَغْرَقْنَا Onları boğmuştuk. آلَ فِرْعَوْنَ Firavun ve çevresini, yardımcılarını. آلَ فِرْعَوْنَ Ve küllün kânû zalimin. Onların hepsi zalimlerdendi. İnne şerret devâbbi. Yeryüzünde debelenen, yani canlı indellâhi, hayvanların, canlıların en kötüsü indellâhi, Allah katında, ellezîne o kimseler ki keferû, kafirlerdir. Şimdi kim kafirleri överse bu ayeti hatırlasın, hatırlatın onlara. Yeryüzünde Allah katında debelenen, canlı olarak gezen varlıkların en kötüleri kafirlerdir. Fehum la yu'minun. Çünkü onlar iman etmezler. İman etmediklerinden dolayı kafirler Allah katında en kötü insanlardır. Ellezine o kimselerdir ki o kafirler. Ahette sen onlarla anlaşma yapsan, minhum onlarla. Sümme yenguzune ahdehum. Onlar ahitlerini, anlaşmalarını bozarlar. Fi külli merretin. Her defasında ahitlerini bozarlar. Ve hum la yettekun. Çünkü onlar çekinmezler. Hani bizim bir ahlakımız var, bir prensibimiz var demezler yani. Ahit yaparsın, yarın bakarsın kafasına göre bozmuş. Hiç adamların bir sınırları yok, kuralları yok, ahlak kuralları yok. Fîmmâ tezkafennuhum. Yakalarsan onları fil harbi, savaş meydanında, feşerrit bihim. Onları dağıt. Sakın böyle onları bir arada olmasınlar. Min harfiyim, arkalarında olanları, onları dağıt ki arkalarındaki olanlara da ibret olsun. Yani kafirlere öyle bir ceza ver ki diyor Allah Celle Celaluhu, size karşı düşmanlık yapacak olan başka kafirlere ibret olsun. Öyle cezalandır. Leallehum yezekkerun. Umulur ki ibret alırlar, ders alıp çıkartırlar. Ve imma tahafenne min kavmin, bir kavimden korkarsan, hıyaneten, hıyanet yapmasından, fembiz ileyhim, onlara bildir, ala seva, aynı şekilde anlaşmayı bozduğunu. Bak, bir kavim anlaşmayı bozduğunu sana bildirir de sen de aynı şekilde mukabil yap ona. Mukabele ne demek? Karşılıklı yap. Sen de bildir, ben de anlaşmayı bozuyorum. Sen bozdun mu anlaşmanı? Ben de bozuyorum. Hadi bakalım de. İnne Allah la yuhibbul hainin. Allah hain kimseleri asla sevmez. Ve la yahsebennellezine. O kimseler sanmasınlar. Keferu. Kafirler sebeku. Yakayı kurtaracaklarını sanmasınlar. En innehum. Muhakkak ki onlar. La yu'cizun. Bunun için bizi aciz bırakamazlar. Ve a'iddu lahum. Bu da önemli bir ayet. Onlar için, o kafirler için hazırlayın. Mestadatun, gücünüz yettiği kadar, min kuvvetin, kuvvet hazırlayın. Bakın şimdi savaş uçakları yapılıyor, İHA'lar yapılıyor, SİHA'lar yapılıyor. Hep kafirlerin nesi? Kuvvet hazırlıyorsun. Yani korkuyor adamlar senin SİHA'ndan, İHA'ndan. Bırak diyor, yapma diyor, ben satarım sana diyor. Niye, ben yapayım? Yok, sen yapma, biz yaparız, sen yat. Yani şimdi Allah'ın ayetini görüyor musunuz? O kafirler için kuvvetler hazırlayın. Min hayrin, atlar besleyin. O zaman en kuvvetli şeyler neydi? Atlar. Hatta arkadaşlar, şimdi at eti niye yenmez? Mekruhtur diyoruz. Çünkü o gün at bir tank gibi kabul ediliyor. Bir tank. Yani savaş aletinde en önemli malzeme. Sen şimdi bu atı kesersen, bunu insanlara yedirirsen ne olacak? Bu bir savaş aletini kaybetmiş olursun. Türhibune bihi. Korkuyordunuz bihi aduvallahi, Allah'ın düşmanlarından. Ve aduveküm. Türhibune, korkutursunuz bihi, o hazırladığınız savaş aletleriyle. Aduvallahi, Allah'ın düşmanlarını korkutursunuz. Ve aduveküm, Allah'ın düşmanları da ey Müslümanlar sizin düşmanlarınızdır. Bakın kurala bakın. Allah'a düşman olan kafirler sizin de düşmanınızdır. Ve aharine min dunihim. Bunu diğerleri de minduniyim, bilmediğiniz düşmanları. Allah'ın kafirlerden de başka bilmediğiniz düşmanlar var. Onlar kim arkadaşlar? Münafıklar, değil mi? Münafıkları tanıyamıyorsun. Müslüman gibi geziniyor. Umre'ye gidiyor. Aynen.
Ondan sonra efendim Yasin okuyor. Sübhanekallahümme ve bihamdik diyor. Ama bir bakıyorsun aynı zamanda İngilizle beraber oturup güzel güzel rakı içebiliyor. Allah cümlemizi münafıklardan muhafaza eylesin. Allah hidayet nasip eylesin. La ta'lemunahum. Siyaset olmasın diye. Yok. Ha siyaset. Gösteriş yapmıyorlardı. Hatta teravihleri de 40 rekat kılıyorlar değil mi? Allah hidayet versin. Allah hidayet versin. Kardeşimiz olsunlar. La ta'lemunahum. Siz onları bilmiyorsunuz. Allahu ya'lemuhum. Allah o münafıkların kalplerini çok iyi biliyor. Ve mâ tunfikû min şeyin. Ne infak ederseniz bir şey konusunda fî sebîlillâhi Allah yolunda ne harcarsanız, bakın nefes bile harcamak harcamaktır. Bir güç, buraya geldiniz, Allah yolunda geldiniz, Allah için geldiniz. Yüveffe ileyküm, Allah sizi onun mükafatını ödeyecek. Ve entüm la tuzlamun, Allah kimseye zulmetmeyecek, haksızlık etmeyecek. Ve in cenehu, yanaşırlarsa lissel mi? Eğer kafirler size barışla yanaşırlarsa fecnah leha, siz de onlara barışla yanaşın. Bakın Allah'ın adaletini görüyor musunuz? Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül edin. İnnehu Allah huve semiyun alim, işiten ve bilendir. Ve in yuridu, eğer isterlerse en yahtauke, hile yapmak, size ihanet etmek isterlerse kafirler, fe inne hasbekallah, muhakkak ki Allah sana kafidir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, değil mi? Allah bize ne güzel vekildir. Allah bize yeter. Vellezî, o Allah ki eyyedeke, seni destekleyendir. Binasrihi, yardımı ile. Ve bil müminin, ve müminlerle seni destekleyendir. Sadece yardım etmiyor, bir de müminleri senin yanına yardımcı olarak koyuyor Allah Celle Celaluhu. Ve ellefe beyne kulubihim, o Müslümanların kalplerini birleştirdi. Ülfet, ülfet ne demek? Kalpleri birbirine sevdirdi. Beyne kulubihim, Müslümanların kalplerini birbirine sevdirdi. Lev enfakta, ya Muhammed sen verseydin, infak etseydin, harcasaydın, ma fil ardı, yeryüzünde olan her şeyi, cemiyen her şeyi harcasan, sen Müslümanların kalpleri birbirine sevmesi için yeryüzünde olan her şeyi harcasan, infak etsen, ma ellefte beyne kulubihim, sen onların kalplerini birleştiremezdin ya Muhammed. Ama Allah onların kalplerini birbirine sevdirdi. Velakinnallaha, fakat Allah, ellefe beynehum, Allah onların kalplerini birleştirdi. İnnehu azizun hakim, Allah hikmet ve güç sahibidir. Bakın her cümlesi bir kural arkadaşlar. Yani öyle bakın olaya. Her cümle bir kural. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamberler, peygamber, hasbukallah, Allah sana yeter. Hasbunallah, hasbiyallah, hasbunallah. Ve men tebaake, kim sana tabi olursa, minel müminin, müminlerden kim sana tabi olursa Allah onlara yeter. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, harrızıl müminin, Müslümanları teşvik et. Harrızıl müminin, alel gital, savaşmaya. Şimdi geçen derste anlatmıştık. Onlar peygamberimizi teşvik ediyorlardı savaş ayeti gelmeden önce. Diyorlardı ki ya Resulallah, savaşalım, savaşalım, savaşalım. Ne zaman savaş ayeti geldi, bu sefer ya Resulallah biz hazır değiliz deyince, şimdi ayet-i kerimede diyor ki ey peygamber, şimdi onları sen teşvik et. İn yekûnü minküm, sizden eğer olursa, eşrûne, 10 kişi, sabirûne, sabreden 10 kişi, yaglibû, galip gelir, mi'eteyn, 200 kişiye galip gelir. Müslümanlardan 10 kişi, çünkü Müslümanların bu ayet geldiğinde sayıları azdı. Yani 300-500 kişiyle sayılıyorlardı. 20 kişi diyor Allah Celle Celaluhu, 10 kişi, onların mi'eteyn, 200 kişisine kafi gelir, yeter. Ve in yekün minküm mi'etün, eğer sizden, Müslümanlardan 100 kişi olsa, yaglibu, galip gelir, elfen, 1000 kişiye. Minellezine keferu, kafirlerden. Bu bir teşviktir arkadaşlar. Siz Müslümansınız, sizin bir dava uğruna savaşıyorsunuz. Siz ölseniz de kazanıyorsunuz, kalsanız da kazanıyorsunuz. Keferu, kafirlere, bi ennehum kavmun la yefkun, çünkü o kafirler anlamayan kavimlerdir. El ane, şimdi Allah bu sayıyı hafifletti. Müslümanların sayısı çoğaldı. Haffefallahu, Allah yükünüzü hafifletti, ankum, sizden. Ve alime, bildi ki enne fikum zafe, sizde bir zayıflık olduğunu bildi.
Feynekum minkum, şimdi sayılara bakın. Eğer sizden olursa mi'etun, 100 kişi, sabiratun, sabreden, yağlibu, galip gelir mi'eteyn, 200 kişiye. Bakın demin 10 kişi 200 kişiye galip geliyordu. Müslümanların artık sayısı çoğaldı. Allah diyor ki sizden 100 kişi 200 kişiye galip gelir. Ve in yekum minkum elfun, sizden ey Müslümanlar 1000 kişi olursa, çünkü Müslümanlar itiraz ettiler. Ya Resulallah dediler. Nasıl biz 10 kişiyiz, biz 200 kişiye nasıl galip gelelim ya Resulallah deyince, tabii sayılar da çoğaldıkça Allah ne buyuruyor? Sizden 1000 kişi olursa yaglibu elfeyni, 2000 kişiye galip gelir biiznillah, Allah'ın izniyle. Yani siz sayılara takılı kalmayın ey Müslümanlar. Siz sayılarla bunları değerlendirmeyin. Siz 10 kişi girin, ben size 100 tane de melek göndereceğim diyor Allah. Ama yeter ki sizin samimiyetinizi ben göreyim diyor Allah Celle Celle. Vallahu ma'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah bizi sabredenlerden eylesin. Men kâne li nebiyyin, peygambere yakışmaz en yekûne, olması yakışmaz lehu esra, esir almak. Şimdi Bedir'de Müslümanlar 70 tane müşrik esir elde ettiler. Hatta yüzhine fil ardı, yeryüzü ağır basıncaya kadar. Arkadaşlar, onların arasında peygamberimizin amcası Abbas vardı. Bak, türidûne arazat dünya, siz geçici dünya hayatını istiyordunuz. Vallahu yuridul ahire. Onlar, Allah ahiret, sizin için ahiret hayatını istiyordu. Bakın, siz istiyorsunuz ki dünya hayatımız rahat olsun, esirleri eldik, onları biz köle yapalım, hizmetçi yapalım falan. Ama Allah diyor ki sakın onlara dokunmayın. Onlara esir bedeli olarak şey alın. Neydi? Fidye mi? Fidye alın. Onları serbest bırakın diyor. Çünkü Allah böyle istiyor. Arkadaşlar, vallahu azizun hakim, burada bir hikaye değil, olay anlatacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, tabi esirlerin arasında Abbas radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Müslüman oluyor. Bakın nasıl Müslüman oluyor arkadaşlar. Diyor ki Peygamberimiz ondan, diyor ki falancanın şeyini de karşıla diyor. Esir bedelini de karşıla. Biliyor amcası zengin. O da diyor ki ya Muhammed, sen diyor ve amcanı diyor şimdi bütün paralarını alıp, hani bedelleri alıp diyor amcanı diyor müşrik, hani Mekkelilere karşı el açar duruma mı düşürmek istiyorsun? Sende hiç vicdan yok mu demek istiyor. Peygamberimiz de diyor ki bu Bedir Savaşı'na gelirken o falanca kişiye teslim ettiğin altınların diyor, tamam mı? Bak, Peygamberimiz amcası Abbas Bedir'e Mekke'den çıkarken altınlarını, hatta bir teneke altın diyor birisine teslim ettiydin diyor. Onları hatırla diyor. Bak, senin paranın olduğunu Cebrail ona getiriyor, haber veriyor. Bu sefer amcası şok oluyor. Nasıl şok oluyor? Yani onu benden başka kimse bilmiyordu. Muhammed bunun olduğunu nereden biliyor deyince hemen orada Müslüman oluyor. Demek ki bu Allah'ın bir yardımı, bu Allah'ın bir peygamberimize yardımı diyor. Bu sefer amcası da Müslüman oluyor. Arkadaşlar, levla kitabun minallahi, eğer bu hüküm bulunmasaydı bir kitapta, sebeka lemesseküm, dokunacaktı, az daha size verilecekti, fîmâ ahassum, fidyeden dolayı azabın azim, ey Müslümanlar, bir yazılmış bir kitap olmasaydı hakkınızda, siz bu fidyelerden dolayı hakkınızda bir azap dokunacaktı size. Fekülû yiyin. Bakın şimdi ganimetin helal olduğuna dair ayet. Mimma ganimtum, ganimetlerden helalen tayyiba, helal ve temiz olanı yiyin. Arkadaşlar, bir şey size hak olabilir ama helal mi temiz mi, buna bakacaksınız. Ganimetlerden şimdi helal ve temiz olanı yiyin. Ganimetler helalse bir başkasının hakkını yemeyin orada. Kendinize fazla ganimet geçirip de başkasının hakkını yemeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de ganimetlerin arasında domuz eti olur, şarap olur değil mi? Dolayısıyla domuz eti ve şarap size helal değil. Dolayısıyla onları da yemeyin.
Yani ganimet elde ettim diye size haram olan şeyleri de yemeyin. Helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Vettekullah, Allah'tan sakının. İnnallaha gafurur rahim. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Ya yuhennebiyyü, ey peygamber, kul habibim, de ki limen, o kimselere, fi eydiküm, elinizde bulunan minel esra, o esirlerden elinizdeki bulunanlara deyin ki in ya'lemullahu, eğer bilirlerse fi kulubiküm, Allah kalpleri hayran, daha hayırlısını verir. Yutiküm, size verilen hayran, daha hayırlısını, mimme uhuze minküm, size o fidyelerden verilenlerden Allah daha hayırlısını size verir. Ve yagfir leküm, ve sizi bağışlar. Bakın, o esirlere deyin ki eğer Müslüman olursanız, siz fidye ödediniz ya, bu fidyelerden eğer Müslüman olursanız o fidye ödediğinizi üzülmeyin, Allah size onlardan daha hayırlısını verir. Siz de Müslümanlarla beraber olursunuz, Allah size dünyayı da ahireti de verir diyor Allah Celle Celaluhu. Yu'tikum hayran mimma uhize minkum ve yagfir leküm, ve sizi Allah bağışlar. Vallahu gafurur rahim, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ve in yuridu, eğer isterlerse hıyaneteke, eğer yok böyle yapmaz, Müslüman olmazlarsa, sana hıyanet etmek isterler de, fakat hanullaha, muhakkak ki ihanet etmişlerdi, Allah'a da ihanet etmişlerdi onlar, min kablu, daha önce. Fe emkene minhum, Allah onları sana ne imkan, sana karşı onlara imkan vermişti. Vallahu, benim meali Kur'an olmadığı için böyle Arapça. Vallahu alimun hakim, bazı kelimeleri şey yapamıyorum. Vallahu alimun hakim, Allah bilendir ve hikmet sahibidir. İnnellezine amenu ve haceru, muhakkak ki iman eden ve hicret edenler, ve cahidu bi emmalihim, Allah yolunda cihad edenler, mallarıyla cihad edenler, ve enfusihim, canlarıyla cihad edenler, fi sevilillah, Allah yolunda, vellezine avev ve nasaru, Allah onları barındırdığı yer, yurt sahibi yaptı, ve nasaru, onlara yardım etti, ulaike ba'duhum evliya'u ba'du, o müminlerin bazıları bazılarının dostlarıdırlar. Birbirlerinin dostlarıdırlar. Vellezine amenu, o iman edenler, velem yuhaciru, hicret etmeyenlerden iman edenler, meleküm min velayetim, onlara bir pay yoktur. Min şeyin, o miraslarından hiçbir pay yoktur. Hatta yuhaciru, hicret edinceye kadar. Arkadaşlar, burada Mekke'den mümin olup da hicret etmeyenler, hicret edenlere diyor hiçbir pay yoktur onlara. Onlar eski halleri üzerindedir. Ve istan sorukum, sizden yardım isterlerse fiddini, din hususunda, fealeykum, size gerekir en nasru, onlara yardım etmek, illa ala kavmin beynekum ve beynehum misak, ancak aralarında arkadaşlar bir anlaşma, misak anlaşma, anlaşma yaptığınız bir kavim haricinde onlara yardım etmek size gerekir. Vallahu bima taamelune basir, Allah her şeyi bilen ve görendir. Vellezine keferu, kafirler, bazuhum evliya'u baz. Bir kural daha geldi. Kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar. İlla tef'aluhu, yapmazsanız tekün fitnetun, Allah'ın emirlerini yerine getirmez, fitne çıkartırsa, fil erdi, yeryüzünde, ve fesadun kebir, büyük bir fesat çıkar. Arkadaşlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz yeryüzünde, peygamberin sünneti seniyesiyle yeryüzünde yaşamazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Vellezine amenu, o iman eden kimseler, ve haceru, hicret edenler, ve cahedu fi sebilillah, Allah yolunda cihad edenler, vellezine ave ve nesru, Allah onları yurt, yer yurt sahibi yaptı, ve nesru, yardım etti onlara, ulaike ümmül müminune hakka, onlar gerçek müminlerdir. Hicret eden, Mekke'den Medine'ye hicret eden kimseler gerçek iman sahibidirler. Lehum mağfiretun, onlar için bağışlanma vardır, ve rizkun kerim, ve kerim yani şerefli bir rızık vardır. Vellezine amenu, ve iman edenler, min ba'du, sonradan, ve haceru, hicret edenler, ve cahidu ma'akum, seninle beraber cihad edenler, fe ulaike minkum, onlar da sizlerdendir. Ve ulul erhami, yakın akrabaları, ba'duhum evliya ba'z, onlar bazılarının dostudurlar, fi kitabillah, Allah'ın kitabında.
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilen ve her şeyi bilendir. Arkadaşlar şimdi bir süremizi daha bitirmiş olduk. Ganimetlerle ilgili sure bitmiş oldu. Şimdi Berae suresi. Berâetun minallah. Allah'tan bir ultimatum ne demek? Uyarı. Artık Allah Celle Celaluhu müşrikleri uyarı ve Resulihi peygamberinden bir uyarıdır. İllellezine o kimseler ki ahedtum minel müşrikin. Anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere, Mekke'deki müşriklere bir uyarıdır. Fesihu fil ardı. Yeryüzünde dolaşın. Erba'te eşhurin. 4 ay dolaşın. 4 ay süre veriyor Allah müşriklere. Artık Müslümanlar güçlendiler. Mekke müşriklerin şeyin altında. Hala orada puta topuyorlar. Hala orada Allah'ın şirk koşuyorlar. Ama Allah şimdi diyor ki 4 ay daha süreniz kaldı. Anlaşma yaptıklarından ama. Anlaşma yapmadıklarına değil. وَعْلَمُوا بِلِنْ كِ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani 4 ay size acizlikten dolayı süre vermiyoruz. وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ Allah kafirleri perişan ve rezil edecektir. وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir bildiridir. Ultimatondur. وَرَسُولِهِ Peygamberinden. İlennâsi insanlara يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Hac-ı Ekber günü. Hac-ı Ekber neydi arkadaşlar? Cuma günüyle Arafat günü bir araya gelirse Hacc-ı Ekber deniyor değil mi? Cuma günü. 2 bayram bir arada. اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah müşriklerden uzaktır ve Resulü. Onun peygamberi de müşriklerden uzaktır. فَاِنْ تُمْتُمْ Eğer tevbe ederlerse müşrikler فَوْوَ خَيْرٌ لَكُمْ Onlar için hayırlıdır. وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz فَعْلَمُوا بِلِنْ كِ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ Siz muhakkak ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve beşşirillezine kefuru. Bakın kafirlere müjdeler olsun diyor Allah. Müjde kime olur? Bu normalde birisine müjde ne için verirsin? Sevinçsin diye. Ama Allah kafirlerle adeta alay ediyor. Siz kendinizi bir şey zannediyorsunuz ya. Müjdeler olsun size. Sizin için bir azabin elim, elem verici bir azap vardır. Müjde olsun size. İstediğiniz azap sizin için vardır. İllellezine o kimseler ki ahettum siz anlaşma yaptınız minel müşrikine müşriklerden sümme lem yengusukum eksik bırakmayan yani o anlaşmayı uyan şeyen ve lem yuzahiru destek olmayanlar aleyküm sizin aleyhinize eheden hiçbir kimseye destek olmayan o müşriklere feytimmu ileyhim onlara tamamlayın anlaşmalarınızı tamamlayın ahdehum ahitlerinizi ila müddetiyim müddet sonu bitinceye kadar. Yani anlaşma yaptığınız müşriklerle anlaşmalarınızı anlaşma sonuna kadar uyun. İnna Allahu yuhibbul muttakin. Allah anlaşma konusunda muttakileri sever. Yani haksızlıkta yapmayan. Fe izen selahal eşhurul hurumu. Bu haram aylar çıktığı zaman فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ Artık müşrikleri yeryüzüne dar getirin. Onları öldürün diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü Müslüman olmuyorlar. حَيْسُ وَجَّتُّمُهُمْ Nerede bulursanız. Ama bakın. وَخُذُوهُمْ Onları yakalayın. وَحْسُرُوهُمْ Onları hapsedin. Artık Mekke'de müşrik diye birisi kalmasın. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدٍ Bu da arkadaşlar her gözetleme yerlerinde onları gözetleyin. Yani bu ne demek? Onları yakaladığınız yerde öldürün. Eğer Müslüman olmazlarsa. Ve huzuhum onları yakalayın. Onları hapsedin. Onları her oturma yer köşe başlarında onları takip edin. Yani sıkı bir denetim yapın onlara. İstihbarat yapın. Bilgi alın. Yani Mekke'de onlara göz açtırmayın. Artık sizin gücünüz, devletiniz kuruldu. Müşrikleri artık hiçbir şekilde nefes aldırmayın. Yani dikkatli olun. فَاِنْ تَابُوا Bakın gene Allah Celle Celaluhu'nun merhametine bakın. Eğer tövbe ederlerse yakaladınız. Tamam dedi ben tövbe ettim Müslüman oldum. وَاَقَامُ الصَّلَاةَ Sadece tövbe etmekle Müslüman olmakla kalmayacaklar. Namazlarını kılarsalar. وَاَتُوا زَكَاتَ Zekatlarını verir. Adam zengin, müşrik. Tövbe ettim ben Müslüman oldum diyor. Bak peygamberimizin amcası mesela Abbas. Bir teneke altını peygamberimiz ona haber verince aa diyor bak ben Allah buna haber veriyor. Demek ki gerçekten peygamber.
ve zekatlarını verirlerse, sadece Müslüman olmak değil, namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse fehallu sebilehum, onları serbest bırakın, yollarına bırakın. İnnallâhe gafurur rahim, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ve in ehadun minel müşrikine, müşriklerden bir kimse istecareke, senden eman dilerse, yani sana sığınırsa, fecirhu, ona eman ver, hatta yesma kelamallah. Şimdi müşrik geldi, ya Muhammed ben senden ama Müslüman olmadı, geldi diyor ki ben diyor İslam'ı dinlemek istiyorum, anlamak istiyorum, öğrenmek istiyorum diyor. O zaman ona süre ver diyor, ona anlat dini. Hani o arada hemen yakalayıp öldürme onu. Bir kendisine bir fırsat ver, dini anlasın. Hatta yesma kelamallah, Allah'ın kelamını işitinceye kadar onlara mühlet ver. Sümme eblaghu me'mene, sonra onu güvenli bir yere ulaştır. Nereye gidiyorsa, bak geldi senden eman dinledi. Ben Muhammed'e sığındım dedi. O da tamam gel bakalım. Bak Allah'ın dini budur, kitabı budur, zekat budur. Anlat. Ondan sonra al onu, nereye gitmek istiyorsa oraya getir. Orada durmasın. Zalike bi ennehum kavmun la ya'lemun. Bu bilmeyen kavim için böyle bir müsamaha göster. Keyfe yekûnü, nasıl olur lil müşrikine, müşriklere ahdün, bir ahit, yaptıklarının dışında bir indallahi, Allah katında nasıl bir ahitleri olur ki, ve inde resûlihi, Allah'ın Resulü'nün yanında, illellezine ahettum, ancak sizinle anlaşma yapan müşrikler hariç, indel mescidil haram, mescidi haramın yanında. Şimdi Allah onlara diyor ki sizin Müslümanlarla anlaşma yapan müşrikler hariç hiçbir müşriğin artık bir güvencesi yok orada diyor. Ancak anlaşma yaptığınız müşrikler. Femestekamu, eğer dürüst olurlarsa size karşı, leküm, size karşı davranırlarsa, festekumu lehum, siz de onlara dürüst olun. İnnallahu yuhibbul muttakid, Allah haddi anlaşmayı bozanları, bozmayanları sever. Keyfe, nasıl olur, ve in yazharu, eğer size galip gelirlerse o müşrikler, aleyküm, üzerinize, la yergubu, gözetmezlerdi, fiküm, sizin hakkınızda, illem ve la zimme. Eğer kafirler, müşrikler size galip gelselerdi ne anlaşma dinlerlerdi ne zimmet dinlerlerdi. Hiçbir hatırınız olmazdı. Keser doğrarlar sizi hiç. Yurzuneküm bi efvahim, sizi ağızlarıyla razı etmeye çalışıyorlar. Ve te'ba kulubuhum, kalpleri bu ağızlarına karşı çıkıyor. Sadece ağızları konuşuyor, kalpleri inanmıyor söylediklerine. Yani münafığın hali değil mi arkadaşlar? Münafık ağzınla konuşur, kalpleri bile inanmaz ona. Ve ekserun fasikun, onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. İşterav, satın aldılar bir ayetillahi, satın aldılar ayet, Allah'ın ayetlerini. Temenen galila, pek az dünya menfaat karşılığında sattılar. Fesaddu an sebili, insanları Allah'ın yolundan alıkoydular. İnnehum sa'a, ne kötü, ma kanu ya'melun, yaptıkları şeyler ne kötü şeyler. La yargubune, tanımazlar, fi müminin, mümin hakkında, illem ve lazimme, ne bir anlaşma tanırlar ne bir onlara hatır sayarlar. Ve ulaikumul mu'tedun, onlar haddi aşan saldırgan bir kavimdirler. Fe intabu, eğer tövbe ederler, ve kamus salate, sadece tövbe etmekle kalmayacaklar, namazlarını da düzenli kılacaklar. Ve atu zekate, zekatlarını verirlerse, bakın ne diyor Allah, fe ihvanukum fiddin, dinde kardeşlerinizdir bunlar. Bakın, eğer tövbe eder, Müslüman olurlar, namazlarını kılarlar. Şimdi tövbe etti adam, dolaşıyor çarşılarda, pazarlarda dolaşıyor. Arkadaş, ben senin Müslüman olduğunu nereden bileceğim? Camiye geleceğim, namaza geleceğim. Namaz kıldığını göreceğim senin, ben Müslüman. Öyle ben sana Müslüman olarak muamele yaparım. Cenaze namazını kılarım, kefenlerim yıkarım. Ben senin Müslümanlığını görmeden nasıl Müslüman diyeceğim sana? Ben hocam kelime-i şehadet, ben bilmiyorum ki, görmem lazım. Ha sen içinden kafirsin, onu Allah bilir. Doğru mu? Ama ben sana Müslüman muamelesi yapmam için senin Müslümanlık alametleri görmem lazım. Evet. Ve atu zekate fi ihvanikum fiddin. Eğer böyle yaparlarsa, zekatlarını verir, namazlarını kılar, tövbe ederlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir artık. Onlara bir şey yapmayın. Ve nüfassilül ayet, Allah ayetleri böyle açıklıyor. Likavmi ya'lemun,
bilen bir kavim için. Ve inne kesu eymanuhum, eğer yeminlerini bozarlarsa, min ba'di ahdihim, anlaşmalarından sonra, ve da'anu, size saldırırlarsa, fi dinikum, sizin dinlerinize saldırırlarsa, fekatilu, onlarla savaşın, eymetel küfrü, o kafirlerin ileri gelenleriyle savaşın diyor Allah Teala. Bakın, ileri gelenleriyle savaşın. Ne demek? Siz zaten o kafirlerin ileri gelen üst tabakalarını yakalar öldürürseniz alt tabaka bir işe yaramaz. Onları yoldan çıkartan o ileri gelen lider tayfası. İnnehum la eymane lehum, muhakkak ki onların bir yeminleri yoktur. Yeminleri olmayan adamlardır onlar. Ne yeminleri var, ne ahitleri var. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ, son verirler. Umulur ki onlar vazgeçerler bu kafirlikten. اَلَا تُقَاتِلُونَ, savaşmayacak mısınız? قَوْمًا, bir kavimle. نَكَسُوا اَيْمَانِهُمْ, yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? وَهَمُّوا, kalkışırlar. Kalkışan bir ihracı Resulü, peygamberini yurtundan çıkartmaya çalışan, ve hum bedeukum, onlar ilk savaşa başlayanlar. Arkadaşlar, Müslümanlarda bir kural vardır. İstanbul'u fethetmeye geldiğinde hemen gidip böyle düşmana saldırmazlar. Müslümanlar hiçbir zaman düşmana ilk olarak öndecerler ki Müslüman olun, İslam'a girin, İslam olmayacaksanız da o zaman bize fidye ödeyeceksiniz. Fidye, hani aşağılık fidyesi ödeyeceksiniz. Müslümanlara bedel ödeyeceksiniz. Yaşama bedeli. Bunu da kabul etmezlerse kafirler de saldırılır. Yani bu teklifler yapılmadan asla düşmana saldırılmaz. اَتَخْشَوْنُهُمْ, onlardan mı korkuyorsunuz? فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ, Allah korkulmaya en layıktır. Allah'ın emirleri ve yasakları. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, eğer müminler iseniz Allah daha korkulmaya lazım. قَاتِلُوهُمْ, onlarla savaşın. يُعَذِّبْهُمْ, Allah onları cezalandırsın. بِاَيْدِيكُمْ, sizin elleriniz de onları cezalandırsın. وَيُخْزِهِمْ, rezil ruhsa vah etsin. وَيَنْصُرْكُمْ, size yardım etsin, galip getirsin sizi. Aleyhim, onların üzerine. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, ve müminlerin kalplerine şifa versin bununla. Müminler şifa bulsun, kalpleri huzur bulsun. Ve yuzhibu gayza kulubihim, onların kalplerinden öfke onlara karşı gidersin öfkeyi, kulubuhum, onların kalplerine. Ve yutubullahu ala men yasha, Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Vallahu alimun hakim, Allah alimdir, hakimdir. Em hasibtum, siz sanıyor musunuz? En tutreku, bırakılacağını mı sanıyorsunuz? Ve lemma ya'lemillahu ellezine, Allah ortaya çıkartmadan bırakılacağını mı zannediyorsunuz? Cahedu minkum, sizden cihad eden kimseleri ortaya çıkartmak. Arkadaşlar, bir takım musibetler neyi ortaya çıkartıyor? Mümin kim, kafir kim, münafık kim, bunu ortaya çıkartıyor. Siz zannediyorsunuz ki o musibet bir beladır. Hayır, o musibet Müslümanı, münafığı, kafiri ortaya çıkartıyor. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ, Allah'tan başkasını edinenleri ortaya çıkartmaktan. وَلَا رَسُولِهِ, ve peygamberine hani iman eden kim, etmeyen kim, onu ortaya çıkartmadan. وَلِلْ مُؤْمِنِينَ وَلِيْجَ, müminlerin sırdaşları kim olduğunu ortaya çıkartmadan sizi bırakacağını mı zannediyorsunuz? وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. مَنْ كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ, müşriklere selahiyetleri yoktur. اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ, Allah'ın mescitlerini imar etmek. İmar etmek ne demek arkadaşlar? Orayı yapmak. Şimdi bakın, mescitleri münafıklar da yapıyor değil mi? Münafıklar da yapıyor. Hatta Müslümanlardan korkularına mescit yapan kafirler var. Burada namaz kılmak caizdir. Bu mescitlerde. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Mescid-i Zırar diye bir mescit yaptılar Müslümanlar. Mescid-i Nebevi'ye Müslümanlar gidip birlik beraberlik olmasınlar. Onlar Mescid-i Nebevi'den ayrılsınlar, Peygamberimizin etrafından kopsunlar, bizim yanımıza gelsinler diye bir mescit yaptı. Allah o mescidi Peygamberimize haber verdi.
Gittiler peygamberimiz ve arkadaşları o mescidi yıktılar, yok ettiler. Niye? Çünkü ayrılık olan her şey Müslümanların arasında zarardır. Bu mescit dahi olsa. O kafirlerin ve müşriklerin mescit yapmalarına bir imar selahiyetleri yoktur. Şahidin ala enfüsihim. Onlar bil küfrü. Kendi kendilerine şahitlik ediyorlar. Küfrüne şahitlik ediyorlar. Şimdi bir insan kendi küfrüne nasıl şahitlik eder? Sen adamı görüyorsun içki içiyor. Müslüman içki içer mi? İçmez. İşte o içki fotoğrafı kendi kafirliğine şahitlik ediyor bu insanın. Ha Müslüman olup da günahkar oluyorsa o ayrı. Tamam mı? O yüzden Allah bizi ortada şahit bırakmasın inşallah. Çünkü diyor ki Yasin suresinde ellerinle şahitlik edecek, ayaklar şahitlik edecek. Ellerin şahitlik ettiğini ayaklar tasdik edecekler. El yevme nahtimu, ağızlara mühür vurulacak. Eller yaptıklarını haber verecek, ayaklar yaptıklarına şahitlik edecek. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yani senin her şeyin bitecek, eller ayaklar konuşacak. Hocam konuşur mu? Dünyada konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Arkadaşlar bir yere gittiğimiz zaman şu parmağımızı işaretini alıyorlar değil mi? Hiçbir insanda şu parmak işaretindeki o izler birbirine tutmadığı için parmağını koyuyor buraya. Sonra sen bir olay yaptığın zaman o parmak izinden konuşuyor, seni yakalattırıyor. Daha dünyada konuşuyor bunlar. Evet değerli kardeşlerim, ulaike habdat amaluhum. Onların amelleri boşa gider. O kafirlerin dünyalık amelleri boşa gider. Dünyada kalır. Ve fin narihum fiha halidun. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Rabbim muhafaza eylesin. İnnemâ ya'muru mesacidallah. Allah'ın mescitlerini kimler yapar? Men amene billah, Allah'a inanan insanlar yapar. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman eden kimseler. Ve ekamus salate, namaz kılan kimseler. Ve atu zekate, zekat veren kimseler. Ve lem yahşe illallah, ancak Allah'tan korkan kimseler Allah'ın mescitlerini iman eder, binasını yaparlar ve içerisini doldururlar. Fense ulaike, umulur ki bunlar en yekûn minel muhtedîn, hidayete ermiş kimselerdir. Ecealtum sikayetel hacci, hac zamanında hacılara su vermeyi ve imaretel mescidil haram, mescidi haramın onarılmasını, kemen amene billahi vel yevmil ahir, iman edenlerle kendilerini bir mi tutuyor müşrikler? Yani nasıl Allah'a iman etmeyen insan Allah'ın mescidini imar etsin ki? Mescid-i Haram Allah'ın evidir. Beytullah diyoruz biz oraya. Ne demek Beytullah? Allah'ın evi. Sen Allah'ın evinde Allah'a başka ortaklar koşuyorsun. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bir çocuğun annesinin babasının evinde başka ana babadan bahsediyor. Benim babam diyor, bilmem ne diyor. Doğru mu? Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Ana babanın zoruna gider değil mi? Sen biz, ana baban biziz kardeşim. Sen nereden bahsediyorsun da? Allah'ın evinde Allah'tan başka ilah edinen kimseler de müşriklere de asla o mescidi haram onlara layık değildir. Onları ancak müminler ve cahidu fi sebilillah ve Allah yolunda cihad edenlerle kendilerini bir mi sanıyorlar o müşrikler? La yestevûne indallah, Allah katında asla eşit değillerdir. Vallahu la yehdil kavme zalimin, Allah zalim kavme asla hidayet vermez. Ellezîne âmenû ve haceru, onlar müminler hicret ederler ve cahidu fi sebilillah, Allah yolunda cihad ederler. Neyleriyle? Bi emmalihim ve enfusihim, mallarıyla ve nefisleriyle, yani nefis canlarıyla. E'azamu dereceten indallah, Allah katında onlar en üstün olanlarıdır. Ve ulaike humul faizun, işte kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. Evet arkadaşlar, yübeşşurum rabbum, onlara Rableri müjdeliyor. Bir rahmetin, rahmet ile, minhu ve rizvanin, ve hoşnutluğu ile müjdeliyor. Ve cennetin, cennetler ile, lehum fiha, o cennetler kendileri için, naimun mukim, tükenmez nimetler var o cennetlerde. Ve halidine fiha ebede, en güzeli o cennetlerde ebedi kalacağız. Yani hiç kimse korkmayacak ki ben cennetten çıkacağım, Allah beni başka yere gönderecek, dünyaya gönderecek veya cehenneme gideceğim diye.
Allah cümlemizi cennette de bir araya gelmeyi nasip eylesin. İnne Allaha indehu ecrun azim. Allah katında çok büyük bir mükafat verecek. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehizu abaukum, babaların edinmeyin, veli edinmeyin, ve ihvanukum, kardeşlerinizi evliya, dostlar edinmeyin. Bak, babalarınızı dahi, kardeşlerinizi dahi dost edinmeyin. En istahabbul küfre, eğer küfrü, kafirliği tercih ederlerse babanızı dahi dost edinmeyin diyor Allah. Çünkü ilk önce iman kardeşliği. Baban kafirse dahi, ha babana saygı göster, babana hürmet göster, babalıktan dolayı. Ama imanda senin kardeşin değil. Asla ona kardeşin de olsa uzak dur. Alel iman. Ve men yetevellehum, kim dost edinirse minkum, sizden, feulaykumul zalimun, kafirleri kim dost edinirse onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Kul in kana abaukum, de ki ya Muhammed, sizin babalarınız, ve ebnaukum, çocuklarınız, ve ihvanukum, kardeşleriniz, ve ezvacukum, eşleriniz, ve aşiratukum, hısım akrabalarınız, ve emvalun iktereftumuha, ve kazandığınız mallarınız, ve ticaretun, ticaretleriniz, tahşevne kesadaha, o kesada uğramaktan korktuğunuz, yani bozulmaya uğramaktan korktuğunuz ticaretiniz, ve mesakinu terzavneha, ve o hoşnutlukla, o konforla oturduğunuz evleriniz, ehabbe ileyküm, size daha sevimli ise, minallahi, Allah'tan, ve rasulihi, peygamberinden daha sevimli ise, ve cihadin fi sebilihi, ve Allah yolunda cihattan size daha sevimli ise, feterabbesu, bekleyin. Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın başınıza bir emri gerçekleşinceye kadar bekleyin. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ne buyuruyor? Eğer ki arkadaşlar, babalarınız, evlatlarınız, eşleriniz, çocuklarınız, mallarınız, öyle konforlu oturduğunuz evleriniz Allah'tan daha size sevimli ise, Allah yolunda cihat etmekten size daha hoş geliyorsa, o zaman bekleyin, oturun bekleyin, başınıza gelecekleri bekleyin diyor Allah. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Allah fasık bir kavme asla hidayet vermez. Lekad nasaretumullah, Allah size yardım etmişti, fi mevatine kesire, çok savaş meydanlarında Allah size yardım etti. Ve yevme huneynin, Huneyn gününde, iz e'cebetküm, bakın, siz o zaman kendini beğenmiştiniz. Müslümanlar artık Mekke'yi fethettiler. Huneyn gününde ne yaptılar? Biz artık her geleni yeneriz diye havasına girdiler. Halbuki zafer Allah'tandır. Allah'ın yardımıyladır, imandandır. İman yolunda koşturmaktandır. Siz çokluğunuzdan değildir yani. Evet. O Huneyn günü iz acebetküm kesretüküm. Siz çokluğunuzla övünmüştünüz, kendinizi beğenmiştiniz. Müslümanlara buyuruyor Allah. Felem tuğni anküm, size fayda vermedi Huneyn gününde şeyen, hiçbir şey fayda vermedi. Ve zâgat aleykümül erzi, yeryüzüne size dar geldi. Hani öyle bir havayla çıktınız ki, Mekke fethettik, artık Huneyn, Huneyn hepsini alırız dediniz ama siz o kendinizden bildiniz o şeyi. Biz tamam Müslümanız, biz her tarafı şey yaparız. Hayır, Allah'tan asla ayrılmayacaksın. Ve zâgat aleykümül erz, yeryüzü size dar gelmişti, bimâ rahubet, bütün genişliğine rağmen. Sümme velleytüm müdbirîn, sonra arkanızı dönüp kaçmıştınız Huneyn gününde. Sümme enzelallahu sekin, Allah bundan sonra size sekinet indirdi, sükunet indirdi, sizi sakinleştirdi. Ala rasulihi, peygamberiyle, peygamberimiz onlara, ey Müslümanlar, bak siz yanlış bir niyete girdiniz, yanlış bir havaya girdiniz, Allah da sizi böyle bir ders verdi size. Niyetlerinizi düzeltin. Ve alel müminine, müminlerle, ve enzele cunuden lem teravha, ve size görmediğiniz ordular gönderdi Allah. Bakın bu çok önemli bir cümle. Görülmedik bir ordular Allah yardım ediyor. Kim bunlar? Melekler. Şehitler olabilir mi? Olur değil mi? Onlar ölmediler ya. Hani Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Siz şehitlere şehitler demeyin. Onlar ölmedi. Belki de onlar Müslümanlara yardıma geliyorlar. Şeytan demin ayet-i kerimelerde biz onları gördük. Arkasını döndü kaçtı. Kimi görüyor şeytan? Ama biz göremiyoruz.
Biz sadece Allah rızası için kalbimizi temiz tutuyoruz. Allah rızasından hiçbir şey yapmadan dalıyoruz olaya. Allah da arkadan yardım ediyor. Ha kalbimizde en ufak bir bozukluk olursa Allah da ona göre işte Huneyn gününde o bozukluğu size hatırlatıyor. Siz kalbinizi bozmuştunuz, ben de size bozgun verdim. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Ve enzele cunuden lem teravha ve azzebnellezine kefuru. Allah buna rağmen kafirlere azap etti, mağlup etti. Ve zelke cezaül kafirin. Kafirlerin cezası da budur zaten. Sümme yetubullahu mimbadi. Allah bundan sonra da bütün tövbeleri kabul eder. Bakın kafirlerin tövbesini de kabul eder. Güneş doğudan batıncaya kadar Allah bütün insanların tövbelerini kabul eder. ذَلِكَ عَلَى مَنْ شَاءَ Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. وَاللّٰهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ Allah çok bağışlayan, çok merhamet sahibidir. يَا يَلَذِينَ آمَنُوا Ey iman eder! اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ Müşrikler necesün, pisliktirler. Bak Kur'an ayetinde. Şimdi kafire hocam kafir deme, müşriye pislik deme. Allah diyor işte ben nasıl demeyeyim? Benim görevim vaizlik. Allah'ın ayeti de burada. Var mı sizin başka bir mana veren var mı burada? Müşrikler pisliktirler diyor. Çünkü kalplerinin temiz inançlarına şirk bulaştırdılar. Necistirler. Necis demek pislik demektir yani. Şimdi temiz bir mutfağa bir pislik dökülse pislik olur değil mi orası? Müşrikler de temiz kalplerine pislik bulaştıklarının pisliktir onlar. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ Bu saatten sonra artık mescide o pis kalpleriyle, şirkleriyle gelmesinler. بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Bu yıldan itibaren. Hani ne diyor? Baş tarafta 4 ay vermişti ya artık sınır bitti. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً Eğer korkarsanız, hani onlar gelmezse ticaret yapamayız, aç kalırız gibi korkuya kapılırsanız ey Müslümanlar فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah sizi kendi hazinesinden zengin kılacak inşa dilerse. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Allah çok bilen ve hikmet sahibidir. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmeyenlerle beraber savaşın. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِيرِ ahiret gününe iman etmeyenler ve la yuharrimune ma harramallah Allah'ın haram kıldığını haram kılmayanlarla ve resuluhu peygamberin bakın burada ne gözüyor? Allah'la beraber peygamber de haram kılıyor. Şimdi bir haram mesela erkeklere altın takmak, altın kullanmak haramdır. Kur'an-ı Kerim'de yok bu. Bunu kim haram kılıyor? Peygamberimiz. Doğru mu? Demek ki peygamberimizin de haram kılma yetkisi var. Bakın bir sahabi altın bir yüzük takıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bunun haram olduğunu söyleyince çıkardı parmağından yüzüğü, altın yüzüğü attı. Yere attı. Artık hani haram dedi peygamberimiz. Ya bu Kur'an-ı Kerim'de yoktu işte Allah onu haram kılmadı demedi. Peygamber haram kıldıysa kadınlara mesela ipek elbise giymek değil mi? İpek kumaş, erkeklere ipek elbise giymek haramdır. Ama diyor ki hocam şu işte cübbesinin bir kenarına o kadar caiz oluyor. Hani süs için koymuş falansa. Ama elbise giymek, ipek bunu kim yaptı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Haram kıldı. Kur'an'da yok çünkü. Kur'an'da yok. Ama bu mealciler hani... O yüzden ablalarım yani grupta paylaşım yaparken kimin kim olduğunu bilmediğimiz için, kimin ne niyetle olmadığını bilmediğimiz için bilmediğiniz insanların paylaşımını hatta dinlemeyi bile dinlemeyin. Allah'ın kitabına meal olarak şey yapar, peygamberi yok sayar, hadisleri yok sayar. Böyle insanlar çok meal dersleri yapıyorlar. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. O yüzden arkadaşlar... Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram kılmayanlarla savaşın diyor Allah. وَلَا يَد۪يدُونَ Din edinmeyenler, din el hak, hak dini din edinmeyenlerle. مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Ehli kitaptan hak din olan İslam'ı din edinmeyenlerle savaşın. Hatta ta ki bakın يُوتُ الْجِزْيَةِ Cizye ödünceye kadar. Ya onlar diyecekler ki tamam ya bize dokunmayın biz size her sene şu kadar cizye ödeyelim. Bize serbest bırakın. O zaman savaş etmeyin. Cizye verirlerse savaşma. Minellezine ötül kitap hatta yu'dul cizyete. Aynı yedin küçülerek da öyle de vermeyecekler ha. Gelip de al bu cizyeyi biz de bak sizi biz bakıyoruz demeyecekler.
aşağılık aşağılanıp gelip bunu bizden kabul eder misiniz diyecekler. Böyle. Eskiden nasıl Osmanlı'nın padişahların üzengisinin padişahın elini öpemezlerdi. Bırak müşrik çünkü atının üzengisini öptürürdü onlara. Yanaştırmazdı yanına. Allah o günlere dönmeyi nasip eylesin inşallah. Hatta anidin ve hum sağırın küçülerek ve galetil yehudu Uzeyr'in ibnullah. Bu ayet çok önemli arkadaşlar. Şimdi neden Yahudiler? Bu ayeti kerimede Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Allah'a ortak koştular. Ve galetil nasara Hristiyanlar da Mesih ibnullah. Allah Mesih oğlu İsa da Allah'ın oğludur dediler. Bakın nasıl kafir oluyorlar, müşrik oluyorlar bunlar. Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur dediler, bizden ayrıldılar. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler, bizden ayrıldılar. Allah'a ortak koştular. Allah'ın oğlu yok değil mi? Lem yelid ve lem yulet. Allah doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ve lem yekun lehu küfven ehad. Onun hiçbir dengi benzeri yoktur Allah'ın. O tektir. Onun oğlu da yoktur. O tektir, tek bir ilahtır. Ne yaptılar arkadaşlar? ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِيَفَّاهِمْ Bu ağızlarıyla geveledikleri şeylerdir. Doğru olan bir şey değildir. Ağızlarıyla böyle geveliyorlar. يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ Daha önce de kafir kavimlerde bunlara benziyorlardı. قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Allah onları kahretsin. Bu yaptıklarından dolayı, Allah'a şirk koştuklarından dolayı, Allah'a ortak koştuklarından dolayı Allah onları kahretsin. Allah onları canlarını alsın diyor. Enna yufekun. Ne de döndürüyorlar. Hak'tan insanları nasıl döndürüyorlar? Nasıl insanları kandırıyorlar? İttehazu ehbarahum. Onlar hahamlarını edindiler ve ruhbanahum rahiplerini edindiler. Erbaben rab edindiler. Ya bu adam hoca ise hoca. Buna sen Rab şeyi veremezsin. Veya rahipler ve hahamlar Rab değillerdir, ilah değillerdir. Senin gibi insandır, benim gibi insandırlar. Min dunillah, Allah'ı bırakarak Rab edindiler. Vel Mesih ibn Meryem ve İsa oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Onlara ona ilahlık vasfı verdiler. Ve ma umiru onlar emre olunmamışlardı illa liyabudu ancak ibadet etmeyi emre olundular ilahen vahid tek bir ilaha ibadet etme la ilahe illahu o Allah'tan başka ilah yoktur subhanahu seni ya Rabbim bütün noksanlıklardan tenzih ederiz amma yüştükün ortak koştukları her şeyden seni münezzeh kılarız tenzih ederiz Rabbim bizi tek bir tevhid dininde tek bir Allah'a iman edenlerden eylesin. Allah'a imanda hiçbir şeyi ortak koşmamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim yuvalarımıza huzur nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzu hayırlı eylesin. Çoluk çocuğumuzu Allah'ına, kitabına, peygamberine, dinine, imanına, İslam'ına, Kur'an'ına, vatanına, dinine hayırlı evlatlar olmayı nasip eylesin. Rabbim birlik ve beraberlikten bizleri ayırmasın. Rabbim ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Okumuş olduğumuz ayetleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Halid ibn Zeyd Ebeybel Ensari Hazretleri ve bütün geçmişlerimizin ruhuna hediyeyse haberdar eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Peygamberimizle ve Büyük Sultan Hazretleri ile cennetinde beraber eyle ya Rabbi. Bu sohbetimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sohbetlerimizi bu Kur'an-ı Kerim'i bitirmeyi bizlere nasip eyle. Bu yolda bizlere sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Bizi yolumuzdan çevirme ya Rabbi. Bu Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini anlamayı, anlatmayı, her daim senin yolundan ayrılmamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İşlerimizin bereketli olması için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha.